Farklı sektörlerin başarılı temsilcilerini bir araya getirdiğimiz programımızdan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta da sizler için dop dolu bir içerik hazırladık. Hep birlikte izliyoruz. Ankara'da Ortope'de konuk olduk ve yanımda şu an firmanın kurucu ortaklarından operatör doktor Cenk Altun var. Merhabalar Cenk Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Cenk Bey, öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Cenk Altun, Ankara'da uzun yıllar devlet sektöründe hizmet verdim. Daha sonrasında özel sektörde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır da ortopedi firmasını kurduk ve ilerlemeye devam ediyoruz. Cenk Bey, ortoped hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Ortoped kişilerin ayak analizlerini, yürüme analizlerini yaparak kişiye özel tabanlık hizmeti sunan bir kurum. Hocam, yürüme analizi dışında burada başka ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Yürüme analizi dışında podolojik ayak bakımı yapmaktayız. Yine birebir ilişkili olarak bunu yapıyoruz. Kişilerin ayaklarındaki tırnak batması gibi, mantar problemleri gibi veya diyabetik ayakların bakımlarını merkezimizde yapmaktayız. Tabanlık üretmede yardımcı oluyor. Evet. Peki bu tabanlığı ürettiğimiz zaman ne kadar sürede sonuç alıyoruz? Ne kadar sürede iyileşme oluyor? Tabii ki ilk başta kişi eğer kötü basıyorsa ayağındaki problemi düzeltmek için yapılan tabanlıklarda bir adaptasyon zamanı geçmesi gerekir. Çünkü kişinin kasları hep kötü basmaya alışık, vücudu kötü basmaya alışık. Vücudun buna adaptasyon sağlaması için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu kişiden kişiye değişebilir ama biz 10 gün, 15 gün içinde vücudun adaptasyon sağlayacağını söylüyoruz. Benim de yürüme analizim yapıldı az önce ve ona göre bir taban problemlerime bakıldı. Ben de herhalde tabanlıklarımı kullandığım zaman bir 10-15 gün içerisinde bir gelişme göstereceğim hocam. Evet, hem eğer ağırlığınız varsa ağırlığınızdan kurtulacaksınız. Hem de ilerisi açısından bizim biraz önce analizimizi yaparken size söylediğimiz gibi amacımız günü kurtarmak değil. İleride kötü basmanıza bağlı olarak vücudunuzda oluşabilecek sekelleri ortadan kaldırmak. Amacımız ileride daha rahat, sağlıklı bir yaşam sürmeniz. O zaman yaşın bunun için çok önemi var. Demek ki çocuklarımıza da bu analizi yaptırmamız gerekiyor. Sizce bunun yapılması gereken zaman nedir ve çocuklardaki önemi nedir? Birçok ebeveyn çocuklarını düz bastığı gerekçesiyle bizlere getirirler. Biz ortopedistlere veya çocuk doktorlarına özellikle getirirler. Tabii ki endişeye kapılmaları doğal. Ancak biz diyoruz ki tabii muayenelerini yaptıktan sonra özellikle ilk 3 yaşa kadar çocuklarda görülebilecek düz tabanlık ayak problemleri genelde fizyolojiktir. Yani bunu biraz daha açacak olursak çocuklarda anne karnından doğmakla birlikte ayak tabanlarındaki hem bağ dokusunun gevşek olması hem de yağ yastıklarının fazlalığından dolayı ilk başta bize çocuklar basarken düz taban gibi gelebilir, ayakta problem varmış gibi gelebilir. Ancak genelde bu 3 yaşında hem ayaklarının altındaki yağ yastıklarının normal kıvama gelmesi hem de bağların kuvvetlenmesiyle bu fizyolojik durum geçmekte ama bazılarında geri kalmakta. Bunlara da 3 yaşından sonra analiz yöntemleriyle erken yaşta tabanlıklarını, düzgün basmalarını sağlayacak tabanlıkları verirsek sağlıklı birer yetişkin haline gelmelerini sağlayabiliriz. Tabanlıkların sporcular için bir önemi var mı? Sporcularla çalışıyor musunuz? Ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Tüm sporcuların yürüme analizlerinden geçerek gerekli tedavileri almalarını önermekteyiz. Hem de yine biraz önce size söylediğim gibi sporcuların hem performansını artırmakta hem de kötü basmalarından dolayı ileride oluşabilecek sakatlıkları önlemede çok önemli. Hocam, ayak sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu anladık sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Bana da gösterdiğiniz ilgiden ve yaptığınız analizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de kurumumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Tüm ekipçe sağlıklı yaşamlar diliyorum sizlere. Sağlığımıza dikkati ayaklarımızdan başlayarak verebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ankara'da ortopedin konuğu olduk. Yayın akışımız kaldığı yerden devam ediyor. Ankara turumuza devam ederken Zigana Pide'ye geldik. Yanımızda Ömer Usta var. Nasılsınız Ömer? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, Zigana Pide'de neler yapıyoruz? Nasıl hizmetler veriyoruz? Zigana Pide'de yöresel ürünler yapıyoruz. Özellikle Trabzon pidesi yapıyoruz. Ondan sonra Trabzon döneri, Akçabat köftesi, kuymak, lahana, karalahana çorbası, lahana sarması gibi. Memleketimize, Trabzon'umuza özel yemekler yapıyoruz. Biz de yedik. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok lezzetliydi. Zigana Pide'de Ömer Bey ile birlikteydik. Şimdi Ankara turumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da Batı Laboratuvarları'nda şirket sahibi Barbaros Bey var yanımızda. Merhabalar Barbaros Bey, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Barbaros Bey, ilk önce sizi tanımakla başlayalım. Barbaros Yüce ben. Şirketimiz 2014 yılında iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında hizmet vermek üzere kuruldu. 2014 yılından beri çeşitli alanlarda gösteriyoruz. Peki Batı Laboratuvarları tam olarak hangi sektörlerde var ve ne yapıyor? Kuruluş amacımız tamamen Türkiye'deki yasal yönetmelikler çerçevesinde çevre ve iş sağlığı konularında ölçüm ve test hizmeti vermek. Anladığım kadarıyla siz kuruluşların, fabrikaların çevresel denetimlerini de yapıyorsunuz. Bunun dışında başka neleriyle ilgileniyorsunuz? Hangi sektörlerle ilgileniyorsunuz? Türkiye'de şu an faaliyet gösteren tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Bütün enerji, sağlık, birçok konuda hizmet veriyoruz. Bu zaten yasal bir zorunluluk. Personel denetimi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Aynı şekilde personel sertifikasyonu yapıyoruz. Sohbetimize burada bir virgül koyuyoruz ve kurumumuzun işleyişiyle alakalı bilgi almak için Melek Hanım'a gidiyoruz. Şimdi de Batı Laboratuvarları'nda bir çevre mühendisi olan Melek Hanım'ın yanındayız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Melek Hanım, Batı Laboratuvarları ne yapar? Öncelikle biz kurumumuz olarak çevre işleri ve iş hijyeni ölçümleri yapıyoruz. Çevrede Çevre Bakanlığı'na bağlıyız. İş hijyeni ölçümlerinde de İş Sağlığı Güvenliği Kurumu'na bağlıyız. Buna göre ölçümler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca periyodik kontroller gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Peki ilerleyiş nasıldır işinizde? Size nasıl iş geliyor? Mail yoluyla geliyor ya da telefon yoluyla geliyor. Bizi arıyorlar. Biz daha sonra ne ölçüm istiyorlarsa onlara göre bir teklif hazırlıyoruz. Teklif gönderdiğimizde eğer kabul ederlerse ona göre ölçüm planımızı alıp ölçümü gerçekleştiriyoruz. İşleyiş bu şekilde ilerliyor bizde. Melek Hanım'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Barbaros Bey'e dönüyoruz tekrar. Barbaros Bey, şirketimizin hedefleri nelerdir? 2018 önümüzdeki yıl itibariyle 2019 için önümüze koyduğumuz hedefler çalışma kapsamımızı iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu konuda da en büyük desteği gene her zaman olduğu gibi Çevre Bakanlığı'ndan göreceğimizi umuyoruz. Umarım gerçekleştirebiliriz.
Peki seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'de çevre sektörü şunu belirtmek istiyorum ki özellikle Çevre Bakanlığı'nın çok büyük çabalarıyla bu hizmet seviyesine geldi. Bu vesileyle bakanlığımız, daire başkanımız Soner Olgun başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunmak istiyorum. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ankara turumuzda Batı Laboratuvarlarındaydık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Ankara turumuzda şimdi de Tirvana Peynircilik'teyiz. Yanımızda firma sahibi Serkan Bey var. Merhabalar, nasılsınız Serkan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Serkan Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Tirvana Peynircilik kurucu ortaklarından Serkan Engin. Dedemizden devraldığımız mesleğimizi 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. Tirvana Peynircilik neler yapar? Tam olarak nasıl bir kuruluşuz? Bunun bir ayrıntısını alalım. Tirvana Peynircilik, yöresel ürünler satışı yapan yerli milli bir markadır. Direkt üreticiden her ürünü yöresinden, üreticisinden alarak halkımızın, müşterimizin hizmetine sunmaktayız. Kars'tan kaşarı, Rize'den kavurmayı. Aynen, Erzincan'dan Erzincan tulumunu, Erzurum'dan Erzurum civilini, Beypazarı'ndan baklavamızı, Gemlik'ten zeytinimizi, aklınıza ne gelirse her şeyi direkt yöresinden, müşterilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Ve fiyatlarınız uygun ve kaliteniz de çok iyi. Biz kendimize en uygun, kaliteli, en kaliteli, en uygun fiyata mal satmayı kendimize ilke edinmiş bir firmayız. Burada da müşterilerimizin memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz bu şekilde. Serkan Bey, peki kaç şubeniz var? Nerelerde varız? Ankara ve Rize'de olmak üzere 15 toplam şubemiz var. Allah nasip ederse, müşterilerimizin de ilgi alakası devam ederse, Türkiye'mizin diğer illerinde şubeler açmayı düşünüyoruz. Peki Serkan Bey, son olarak şöyle bir toparlarsak, seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteli ürün, uygun fiyat, satış mantığıyla işimize devam etmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Serkan Bey, bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ankara turumuzda Tirvana Peynircilik'te Serkan Bey ile birlikteydik. Şimdi turumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da yine muhteşem bir firmamızın yanındayız. Protet Protez firmasındayız. Ve yanımızda yönetim kurulu başkanı İlhan Bey var. Merhabalar İlhan Bey. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Estağfurullah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. İlk önce sizi tanıyalım İlhan Bey. Nasıl başladınız? Sizin maceranız nedir? Ben 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin protez ortez biyomekani biriminde başladım. O gün bugün hala devam ediyorum. Kendim makine mühendisiyim. Hacettepe mühendisliğim, asistanlığım, öğretim görevliyim Hacettepe Üniversitesi'nin bu protez ortez programında olmuştur. Emekli olmadan önce bu firma, protez firması uygulama ve üretim amaçlı kurulmuştu. Hala çalışmalarına devam etmektedir. Peki İlhan Bey, Protet firmasının nasıl ilerledi, nasıl başladı? Bunun hemen ilk önce üreticiliği, sonra da uygulayıcılığı olarak sizden bir hikayesini alalım. Protez firması 1991 yılında kuruldu. İki arkadaşımız tarafından, birisi ben, bir de bir doktor arkadaşımız tarafından kuruldu. O gün bugün uygulamaya devam ediyor. Ama
1998 yılında ülkemizde bu tür ürünler üretilmiyordu. Biz nereden başlayarak ne yapabiliriz diye yola çıktığımızda o rüzgar esti, biz de önünden gittik. Daha sonra 2004 yılında asıl Ostim'de iş yerimizi, üretim anlamında iş yerimizi kurarak 98'den 2004'e kadar fason üretim anlamında bir yerlerden destek alarak üretim yaptık ama 2004'ten sonra kendi yerimizde bu faaliyetlere başladık. Şu anda Protet firması Türkiye Ankara'nın 3. tıbbi cihaz Ar-Ge merkezi konumuna gelmiştir. Hatta 60 ülkede ihracat yapmaktadır. Han Bey, bu başarınızın altında yatan bir sır, herhangi bir formül var mı? Yani bir yerde bir başarı varsa orada bir iş disiplini, orada bir hassasiyet, orada bir duyarlılık olması lazım. Hiçbir başarı tesadüf olamaz. Hatta şunu söyleyeyim, bu işe sevdalanmanız lazım. Sevdalanırsanız üretimde ve uygulamada başarılı olabilirsiniz. Ben bunun için bununla yaşıyoruz diyebiliriz yani. Bu sizin sloganınız olmuş, anladığım kadarıyla. Peki firmamız olarak ne kadar kişiye istihdam sağlıyoruz? Şu anda hem üretim hem uygulama alanında firmamız, bunda kardeş firma, 48-50 civarında çalışanımız var. Zaten Ankara'da 3. tıbbi cihaz Ar-Ge merkeziyiz biz. Ayrıca 60 ülkede ihracat yapan ve birçok ülkeden gelen hastalara da protez ortez uygulaması yapan, bunların içinde Cezayir'den tutun Kazakistan'a, Kazakistan'dan tutun Suriye'den tutun Fas'a kadar birçok kişi burada gelerek protez uygulaması Proflex firmasına yaptırmakta. Ürünlerimizin kalitesi hakikaten Avrupa Tıbbi Cihazlar Direktifi diye bir direktifimiz var bizim uyduğumuz. Bu standartların tamamen yerine getiriliyor. Zaten firmamız planlama ve üretim açısından uluslararası standartlarda üretim yapan, bütün modülleriyle burada üretilen bir ürün dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilen ürün durumu. Peki seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı İlhan Bey? Yine tekrar edeyim, bizim için 2018 yılı başarılı ve huzurlu geçti. İnşallah 2019 yılı da hem ülkemiz için hem de özellikle bizim hizmet verdiğimiz camia için daha da başarılı olmasını, huzurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk sizi tanımaktan. Gerçekten yerli ve milli bir firma olduğunuz için. Ellerinize sağlık. Bizi misafir ettiğiniz için de teşekkürler. Ankara turumuza bir sonraki durağımıza devam ediyoruz. Özel Mavi Kelebek Anaokulu'ndayız. İlk önce sizi tanıyalım ve kurumunuzda neler yapıyoruz, bunları bir öğrenelim. Ben ismim Necla Çelik, çocuk gelişimi mezunuyum. Aynı zamanda da buranın şirket müdürlüğünü yapıyorum. Mavi Kelebek olarak nasıl hizmetler veriyorsunuz burada? Drama dersi, çocuk yogası, modern dans, folklor, İngilizce eğitimi, seramik dersimiz var ve akıl ve zeka oyunlarımız var. Çocuklarımıza branş dersi olarak da bunları veriyoruz yalnız. Biz elimizden geleni ve daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu çok önemli. Mutlu bir çocuk, mutlu bir gelecek demek. İnşallah. O yüzden ben bu işi de severek yaptığım için daha iyi yerlere hep beraber inşallah çocuklarımızla birlikte iyi bir gelecek sağlayacağımızı düşünüyorum. Aslında bugün Profesör Doktor Banu Çaycı hocamla birlikteyiz. Merhabalar Banu Hanım. İlk önce sizi tanıyalım. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 27 yılda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. 2017 yılında profesör olarak emekli oldum. Ve o tarihten bu tarihe kadar da kendi özel kliniğim Seng Yang Kliniği'nde Ankara'da hastalarıma hizmet veriyorum. Evet hocam, siz zayıflama ve beslenme konusunda Türkiye'de bilinen bir uzmansınız ve bölgesel incelme metotlarınız var. Bunların acaba tek seansta başarı oranı nedir? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirirseniz.
Evet, bölgesel incelme metotları cerrahi metot tercih etmeyen, yani liposuction benzeri metotları tercih etmeyen hastalar için ideal metotlar. Bunların başında soğuk lipoliz geliyor, radyofrekans metotları ya da ultrasonik ses dalgalarıyla yaptığımız bölgesel incelme metotlarımız var. Avantajları tek seans olması ve hasta seans sonunda günlük hayatına devam edebiliyor. Ve tek seansta %20 fazla kilo olan, yağlı olan bölgeden yağ kaybı izliyoruz. Bu nedenle de birçok hastanın tercih ettiği metotlar. Yılda yaklaşık 400 vaka hasta yapıyoruz biz kliniğimizde. Ancak tabii ki bunlar yeterli olmuyor. Sadece bölgesel incelme metodu değil. Bize başvuran hastaların sağlıklı beslenme programlarını da kişiye özel düzenliyoruz. Nasıl bir diyet programı uyguluyoruz? Kişiye özel diyet programlarımız var. Öncelikle kişiyi sağlıklı beslenmeyi öğretiyoruz. Ancak geldiğinde bazı kan tahlilleri yapıyoruz hastamıza. Neler bunlar? Ağır metal analizleri, çok sık yapılmayan özellikle. Gıda intolerans testleri, özellikle inek sütü ve glutenle ilgili intolerans testlerini yapıyoruz. Tiroid fonksiyonları, insülin rezistansı, bunların belirlenmesinden sonra hastaya özel hem gıda takviyeleri dediğimiz işte selenyum, glutatyon, iyot gibi takviyeler, probiyotikler başlanabiliyor. Hem de o kişinin günlük hayatında uygulayabileceği, kitabımızda da gördüğünüz özel diyet programlarımız var. Aslında diyet programı demek yanlış, sağlıklı beslenme programlarımız var. Bunların temelini şu oluşturuyor, düşük karbonhidratlı diyetler bunlar. Ancak içinde yeterince lif protein içeren diyetler. Bir de en çok uyguladığımız, bizim bütün dünyada intermittent fasting olarak bilinen aralıklı oruç uygulaması. Günde 8 saatlik yeme periyodu var, 16 saatlik açlık periyodu var. Ancak bu açlık döneminde hastalar su tüketebiliyor. 8 saatlik dönemde de günde 2 öğün genellikle öneriyoruz. Bir ara öğün önererek hastalarımızın diyetini düzenliyoruz. Tamamlayıcı tıpla da ilgileniyorsunuz hocam ve akupunktur bunun neresinde? Bildiğimiz kadarıyla akupunktur uzmanısınız aynı zamanda. Evet, tamamlayıcı tıp Gazi Üniversitesi'nde Sağlık Bakanlığı'nın sertifikalı programının hocasıyım. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi'nde de hekimlere akupunktur uygulamalarıyla ilgili ders veriyorum. Akupunktur tabii çok önemli, tamamlayıcı tıbbın ana unsurudur. Zayıflamada kullanıldığı gibi özellikle ağrı tedavisinde de kullanılır. Çünkü zayıflama ya da metabolik sorunu olan hastaların sadece diyetini düzenlemek yetmez. Hipnotik telkinler ya da akupunkturla ya da davranışsal tedavilerle o kişinin gıda ile olan ilişkisini kesmek ya da bu sorununu açığa çıkarmak gerekir. Akupunktur özellikle bu aşamada stres yönetiminde etkin kullandığımız metotlardan birisidir. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı beslenme programları kişiye özeldir ve bu programları bir hekim gözetiminde yapmanızı öneriyoruz. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün hastalarımızı kliniğimize bireysel danışmanlık için bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam bizi misafir ettiğiniz için. Profesör Doktor Banu Çaycı'nın Staying Young kliniğindeydik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara turumuzda Exerim VIP eğitimdeyiz. Yanımızda kurucusu Mecit Türk var. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz Mecit Hocam? Tabii ki. İsmim Mecit Türk. Exerim VIP eğitim kurucusu ve temsilcisiyim. 1984 Bayburt doğumluyum. Evde ve bir çocuk babasıyım. 15 yıldır sektörün içerisindeyiz. 2009'dan beri şirketimiz Exerim VIP eğitim kurumu olarak devam etmekte. Exerim VIP eğitim olarak sadece üniversite eğitimi mi veriyoruz? Üniversite hazırlığı mı yapıyoruz? Evet, üniversite hazırlığı yapıyoruz. Sadece üniversite hazırlığı. Ve butik sınıflarımız var. Toplamında ne kadar bir öğrencimiz var? Ne kadar fazla alabiliyoruz? Normalde kapasitemiz 400 öğrenci ama biz az öğrenci hedefli hareket ettiğimiz için sadece 100 öğrenciyle
öğrenci kapasitesi sınırlandırıyoruz. Sınıflarımız maksimum 12 kişilik, daha fazla değil. Bu tipi dediğimiz öğrenmeyi kolaylaştıran sınıflarda ders anlatıyoruz. Ankara turumuzda Elif Amet'le konuk olduk. Yanımda yönetim kurulu üyesi Samet Bey var. Merhabalar Samet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz. İlk önce sizi tanıyarak başlayalım Samet Bey. İsmim Samet Murat. Elif Amet firmasında satın alma müdürüyüm. Fakat firmanın ikinci jenerasyon üyelerinden bir tanesiyim. Başkent Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda yüksek lisans olarak da insan kaynakları yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da Elfa Metal'de 4 yıldır görevimi sürdürmekteyim. Çok güzel. Elfa Metal ne yapıyor? Kurumumuz hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Elfa Metal kuruluş faaliyetlerinin kuruluş amacı, kuruluş faaliyet ana faaliyeti iş ve inşaat makinalarının tedariklerini sağlamak. Yani iş ve inşaat makinalarının parça tedariğini sağlamak. Biz Elfa Metal olarak yerli ve küresel markaların tedarikçisi konumundayız. İmalat sanayinde faaliyet göstermekteyiz. Elfa Metal'in en büyük artısı nasıl firmaların nitelikli iş gücüne ihtiyacı varsa büyük küresel markalarında nitelikli yan sanayiye yani tedarikçilere ihtiyacı var. Elfa Metal'de Türkiye'de ve dünyada bu açığı kapatmakla şu anda meşguldür. Ciddi anlamda üretimimizin %50'si yurt içi, %50'si de yurt dışı ihracat olmakla birlikte yaklaşık 100 personelimizle Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermekteyiz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize şöyle bir toparlarsak neler söylemek istersiniz? Milletimizin şöyle bir fıtratı var. Karşılaşılan her türlü güçlükte, her türlü probleme göğüs germe kabiliyeti mevcut. Türk milleti hiçbir zaman pes etmemiştir. Biz hiçbir zaman pes eden bir firmada olmadık. Ülke olarak da olmadık. O yüzden karşımıza çıkan engeller ne olursa olsun sabrederek ve çalışarak bu engelleri artık aşmak için çalışmak zorundayız. Size de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı. Biz size çok teşekkür ederiz. Ülke olarak çok teşekkür ederiz. Sizin gibi üretici firmalara ihtiyacımız var çünkü. Ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum Samet Bey. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Ankara turumuzda Elfa Metal'e konuk olduk. Şimdi sıradaki durağımıza gidiyoruz. Ankara turumuzda Enel laboratuvarlarındayız. Yanımızda doçent doktor Serkan Tapan var. Serkan hocam, laboratuvarımızın direktörü. Merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Çok güzel bir atmosferdeyiz, çok sağ olun. Gayet hijyenik, güzel, çok güzel çalışanlarınız var. Hocam önce sizi tanımakla başlayalım. Ben Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde orta öğrenimi tamamladıktan sonra Gülen Asker Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Bütün ihtisas süreçlerimi orada tamamladım. 2013 yılında doçentlik unvanını aldım. Mütakiben özel bir üniversitede akademik hayatımı tamamladım. Hocam kurumumuz hakkında bilgi alabilir miyiz? İçimizdeki laboratuvar aşkı bizi bu laboratuvarı kurmaya yönlendirdi.
2018'in Ocak ayında, yani bundan yaklaşık 10 ay önce laboratuvarımızı açtık. Ana olarak mikrobiyoloji, biyokimya ve diğer branş laboratuvar testlerini yapmaktayız. Buradaki amacımız Türkiye'ye hizmet vermek öncelikle. Yani sadece Ankara bölgesi değil, Ankara dışında da birçok yere hizmet veriyoruz. Özellikle özel hastanelerimize, buralarda bulunan hastalarımızın bazı yapılamayan, üst teknoloji gerektiren testlerini laboratuvarımızda kargolarımız vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Onun dışında Ankara içinde birçok hastanemize hizmet veriyoruz, tıp merkezlerimize hizmet veriyoruz, tüp bebek merkezlerimize hizmet veriyoruz. Bunun dışında iş sağlığı güvenliği ile ilgili birçok özel testi laboratuvarımızın teknolojik altyapısının üstünlüğü nedeniyle yapabilme şansımız var. Tabii bunların hepsi bize farklı bir laboratuvar anlayışı sunuyor. Bunu da deneyimli personelimizle yapıyoruz. Yine benim çalışma arkadaşım olan Profesör Doktor Nedim Sultan Hocam da mikrobiyoloji departmanımı çok özveriyle yürütüyor. Yaklaşık 20'ye yakın personelimizle bu hizmeti veriyoruz. Bunun dışında ayaktan hasta hizmetimizi de sunuyoruz. Özellikle laboratuvarımızda çeşitli doktorlarımızdan gelen testlerin yapılması konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Zaten sizin de başta söylediğiniz gibi çok hijyenik, hasta odaklı bir yaklaşımımız var. Müşteri bizim için çok önemli. Müşterinin mutlu olması ve buradan mutlu ayrılması bizim birinci amacımız. Daha sonra da doğru, kaliteli, zamanında laboratuvar hizmetini sunmak bizim yine hedeflerimiz arasında. Bunları yaparken de kalite kontrol süreçlerimizi çok sıkı takip ediyoruz. Uluslararası dış kalite kontrol programlarına üyeyiz ve akreditasyon hedefleri doğrultusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hocam şu an gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Peki ENE laboratuvarlarının hedefi nedir? Hedefi öncelikle Türkiye'nin 7 bölgesine hizmet vermektir. Bunu yaparken de doğru, kaliteli ve zamanında sonuç üretmek birinci amacımızdır. Daha sonra da inşallah hedeflerimize vardığımız zaman yurt dışına da hizmet vermek hedeflerimiz arasında. Hatta bu konuda da birkaç pilot çalışmamız var ve şu anda da bunları da kısmi olarak da başlamış durumdayız. Ben sizden eminim ki bunları mutlaka gerçekleştireceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle şu ana kadar bizi tercih eden hastalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bunun dışında da Ankara'da yeni bir laboratuvarız. Daha henüz başlangıcındayız bu işin. Herkesi de laboratuvarımızı mutlaka bir görmeye bekliyoruz. Buradaki hizmet kalitesinden memnun kalıp ilerleyen günlerde bizi daha çok tercih edeceklerine de eminim. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür. Çok memnun olduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ankara turumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Ankara'da Karayel Tıbbi Ürünler Merkezi'ndeyiz. Yanımızda şirket sahibi Faruk Bey var. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, Faruk? Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Faruk Bey, önce sizi tanıyarak başlayalım. 1976 Kastamonu doğumluyum. İlk ve ortaokul liseyi Kastamonu'da okudum. Üniversiteyi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde bitirdim. Peki Karayel Tıbbi Ürünler şirketimizi anlatsak, nasıl başladı, nasıl ilerledi ve şu an ne durumda? Sonuçta sektörde çalışan bir insan olaraktan yani yaptığım işte daha ileriye gidebilmek için, daha profesyonel olabilmek için, daha iyi hizmet sağlayabilmek için hani bu şirketi kurma kararı aldım. Ağırlıklı olarak biz kulak, burun, boğaz branşına hizmet veriyoruz. Bununla beraber anestezi ve yoğun bakım ve genel cerrahi branşlarına hizmet veriyoruz. Ne gibi hizmetler veriyoruz? Kulak, burun, boğazda yapılan ameliyatlarda kullanılan tıbbi cihazların tedarini sağlıyoruz. Ayrıca bunların kiralama sistemlerimiz var özel hastanelerde. Büyük makinalardan mı bahsediyoruz yoksa tıbbi küçük ürünlerden mi bahsediyoruz? Hem kulak, burun, boğazın kullandığı ana cihazlar diyebilirim size de bununla beraber tabii kulak, burun, boğazda kullanılan tüm sarfların da tedarini sağlıyoruz. Hani burun ameliyatlarında kullanılan bütün o tamponlar diyeyim size, burun ameliyatlarında kullanılan shaver sistemi diyeyim, tur sistemi diyeyim, yine aynı şekilde kulak ameliyatlarında kullanılan. Bunlarla beraber hani çok sık yapılan tiroid vakalarında siniri korumak amaçlı bir intraoperatif sinir monitörümüz var.
hani hasta konforu ve doktor konforunu düşündüğümüz zaman sinirin kesilmesini, hani sinirin bulunmasını sağlayarak sinirin zarar görmemesini engelliyor. Bu da tabii ki hem hasta açısından hem de doktor açısından çok güvenli bir alan oluşturuyor. Ses rehabilitasyonu sağlamak için hani gırtlak SEA diyeyim, hani bilinen adıyla hastalarımızın gırtlağı alınmış, ses telleri alınmış hastalarımızın tekrardan konuşabilmesini sağlayabilmek için bir ses protezi. Onda da yine Atos ürününün markasının Provox ürününün satış pazarlamasını yapıyoruz. Bunda hani hastalarla birebir ilgilenilmesi gerekiyor genellikle. Hani hastanede takıldıktan sonra genellikle hastalar bizim ofisimize gelir. Nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi alırlar. Önemli bir konudur. Çünkü hani sesini kaybetmiş kanserli bir hastayı tekrar konuşturabilmek bence mucizevi bir olay diye düşünüyorum. Çünkü hani bu psikolojik açıdan hasta için büyük bir kayıp ama düşündüğün zaman hani tekrar sesine kavuşabilmesi, konuşabilmesi onun için çok büyük bir artı. Bizim için de çok büyük bir artı. Hani bu hastalarla çok yakın görüşüyoruz gerçekten. Hani çok da iyi ilgileniyoruz. Bu bizim hoşumuza da gidiyor aslında. Hani onların mutlu olmasını sağlayabilmek, onlara bir fayda katabilmek, hayatlarına değer katabilmek bizim için başarı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı seyircilerimize? Öncelikle herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çünkü her şeyin başı sağlık diye düşünüyorum. Hani her şeye sahip olabiliriz ama sağlığımız bozuk olursa sahip olduklarımızın hiçbirinin değeri kalmıyor. O yüzden hani özellikle büyük şehirde biliyorsunuz stres çok fazla. İnsanların bence daha birbirine hoşgörülü, daha anlayışlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Sağlık için yaşamak amaç olması gerekiyor bence. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Faruk Bey'i bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Karayel Tıbbi Ürünler'deydik. Faruk Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve Ankara turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gataset İşitme Cihazları Merkezi'nin genel müdürüyüm. Sektöre 2013 yılında Etlik'te başladık. 2015 yılında Mütakbaşı Şubat'ın ikinci şubemizi açtık. 2017 yılında da sektörde bir iki gerçekleştirdik. Türkiye'nin Pediatri Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Gataseste odyolog Meltem Hanım'ın yanına geldik. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Meltem Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Meltem Genç, odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanıyım. Yaklaşık 3 yıldır Gatases İşitme Cihazları Merkezi'nde işitme cihazı uygulaması yapıyorum aktif olarak. Peki Gataseste ürün grup ve seçeneklerimiz nelerdir? Gatases İşitme Cihazları Merkezi olarak partnerlerimiz var. Doğrudan yurt dışından ürün getirmiyoruz. Distribütörlerin bayiliğini yapıyoruz. Fonak, Oticon ve Siemens marka işitme cihazlarının uygulamasını yapıyoruz. Peki uygulamalarımız standart mıdır yoksa kişiye göre değişir mi? Evet, uygulamalarımız standart değil tabii ki. İşitme kaybına, işitme türüne, ne kadar süredir işitme cihazı kullanmadığına, yaşına göre değişen uygulamalar yapıyoruz. Bu noktada zaten biraz daha spesifik şubeler açmayı sürdürüyoruz. Bununla ilgili pediatri işitme merkezi açmışız. Buna neden gerekiyor? Pediatrik grupta kişiler küçük çocuklar olduğu için tam olarak ne duyduğunu, ne anladığını ifade edemezler. Dolayısıyla bizim pediatrik grupta hani vicdanı rahat bir şekilde evimize gidebilmemiz için çocuklara o cihazı doğru taktığımızı, doğru ayarladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ve bunu bazı testlerle tespit etmemiz gerekiyor. Biz pediatrik grupta tamamen box kullanarak, RCD ölçümler yaparak, cihazı en ince detayına kadar ayarlayıp belli periyotlarda cihaz sonrası değerlendirmeler yapıyoruz. Test odamız var. Cihazda ölçümlerini alıyoruz. Eğer cihazsız ölçümlerinde
soru işaretlerimiz varsa onlardan emin oluyoruz. Dolayısıyla bir bebek bize geldiğinde hani emin bir şekilde annesine ne kadar neyi duyabildiğini anlatabiliyoruz. Meltem Hanım, izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gata ses hayatını değiştir diyebilirim. Çok teşekkür ederiz hem size hem Kürşat Bey'e bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Gata Ses'ten Meltem Hanım vardı yanımızda. Şimdi Ankara turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da İLAB Diş Protez Laboratuvarı'ndayız. Şu an laboratuvarımızın sahibi ve müdürü, diş teknisyeni Veysel Bey yanımızda. Merhabalar Veysel Bey, nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Veysel Bey, öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Veysel Çelik ben. 2004 yılında bir laboratuvarda bu mesleğe başladım. O günden bu yana işte kendimizi geliştirerek 2016 yılında da kendi laboratuvarımızı açtık. Veysel Bey, laboratuvarımızda neler yapıyoruz? Kurumumuz neler yapıyor? Bunun hakkında bir bilgi alalım sizden. Burası çok amaçlı bir diş laboratuvarı. Burada birçok protezi kendimiz üretebiliyoruz. Hareketli ve sabit. Laminalar, zirkonyum porselenler, metal destekli porselenler. Onların birçoğunu biz burada kendi bünyemizde hijyenik bir şekilde üretebiliyoruz. Ve sektörde ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? En büyük sıkıntımız belgesiz çalışanlar olabiliyor. Çalışan arkadaşlarımız var. 2004 yılında bu Avrupa Birliği uyum yasalarından dolayı meslek okulları kapatıldı. 2004 yılının öncesi ve daha sonra mesleğe başlayanlar belge alamadılar. Yetişmiş eleman sıkıntımız var. Yetişmiş elemanların da belgesi yok. Yani belgelendirmeleri lazım bir şekilde. Neresi belgelendiriyor bunu? Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ilgili bir çalışma bekleniyor ama henüz bir muhatap bulunamadı. Umarım en yakın zamanda bu sorun da halledilecektir. Peki gelecekle ilgili hedefleriniz nelerdir? Hastalarımıza mümkün olduğu en kısa zamanda en güzel işi sunmak. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Ankara turumuzda bir sonraki durağımızda devam ediyoruz. İlhan Şimşek'le İş Dünyası programımızın bu haftalık da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ve aynı zamanda katılan bütün firmalarımıza teşekkür ediyor. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.